Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bu video serisinde film ile kitaplar arasındaki farklardan bahsediyorum bildiğiniz üzere. Ve bu bölümde de bahsedeceğim farklılıklar oldukça büyük ölçekte olan farklılıklar. Peter Jackson'ın çok şeyi değiştirdiği sahnelerden bahsedeceğim bu bölümde. En son videoda Ent Meclisi'nin yapılması ve Entlerin en sonunda Saruman'a saldırmaya karar verişlerindeki değişiklikleri anlatmıştım. Bu bölümde de daha çok Helm's Deep'e kadar gideceğiz. Savaşla ilgili değişiklikleri anlatacağım. Öncesinde Aragorn, Gimli, Legolas biliyorsunuz Gandalf ile karşılaşıyorlar ormanda. Bu sahne aslında kitaplara oldukça yakın bir şekilde yapılmış. Gandalf'ın belirmesi, ışık üzmesiyle beraber onun aslında Gandalf'ın geri dönmüş hali olduğunu anlamaları çok güzel yapılmış, kitaptakiyle örtüşüyor. Ondan daha önce Aragorn'un, Gimli'nin ve Legolas'ın Rohirrim ile karşılaşması da yine o atların onları çembere alması, oradaki atışmaları vesaire oldukça kitaba yakın bir şekilde yapılmış diyebiliriz. Daha sonra Gandalf biliyorsunuz yanında Aragorn, Gimli ve Legolas'la Edoras'a geliyor ve burada Theoden'in karşısına çıkıyorlar. İşte bu andan itibaren de bayağı uzun bir müddet kitaplarla kitap ile film arasının açıldığını, değişikliklerin fazlalaştığını görüyoruz. Burada mesela Gandalf'ın Theoden'in içerisindeki filmde bir şekilde Saruman'ın ruhunu kovması sahnesi var. Kitapta böyle bir şey yok aslında. Elbette geliyor ve konuşmaya başlıyor. Onun bir şekilde Saruman'ın etkisi altında olduğunu anlıyor. Fakat filmde olduğu gibi Saruman gerçekten işte orada durmuş, kulesinde durmuş bir kukla gibi Theoden'i yönlendiriyor ve hatta aslında filmde bir yerde artık Theoden Saruman'ın sesiyle konuşuyor. Gandalf çık onun içinden deyince Saruman da kulesinde birden geriye doğru sendeleyip düşüyor. Bu tür şeylerin hiçbiri kitapta yok. Bu tamamen Peter Jackson'ın getirdiği farklılıklar diyelim. Ve orada Theoden'in gözlerinin böyle akı çıkmış, biraz almaya benziyor. O sırada işte Saruman içinden çıkınca bir anlamda aslında şeytan kovma yapıyor Gandalf. Daha sonra Theoden biliyorsunuz saçı sakalı kısalmaya başlıyor, gözleri açılıyor ve bir anda gençleşiveriyor. Bu bölümlerin de tamamı kitapta yok. Böyle bir değişim yaşamıyor Theoden. Evet, Theoden yaşlı, böyle çökmüş, yorgun, işte gözlerinin altı şişmiş belki ve saçı sakalı da uzamış, evet, ama bir anda 20 yaş genç haline dönmüyor kitaplarda. Filmde böyle bir görsel bir hava verilmek istemiş. O değişiklik herhalde izleyicilere anlatılmak istenmiş. Gandalf'ın Edoras'a gelişiyle Hornburg Savaşı'nın sonu, yani Helm's Deep Savaşı'nın sonu kitapta birkaç gün içerisinde geçen bir süreç iken filmde bu biraz daha uzatılmış. Burada zaman kayması da yaşanmış biraz. Burada filmlerde zamanın geçmesi biraz daha farklı kitaplara göre. Mesela Theoden oğlunu soruyor, Theodred nerede diye, ve ölmüş olduğunu, hatta getirilip gömülmüş olduğunu ve hatta mezarının yanında çiçekler açmış olduğunu görüyoruz. Oysaki kitapta Theodred'in ölümü 25 Şubat'a denk gelir, 1. İsen Savaşı esnasında. 2 Mart'ta da işte Gandalf geliyor Edoras'a. Bu arada tabii ki Theodred'in naaşı oradan getirilip aslında Edoras'ta gömülmüyor ve gömülmüş ve hatta yanından çiçekler dahi açmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o arada Rohirrim'e zaten saldırmış Saruman'ın kuvvetleri ve iletişim kopmuş durumda. Biraz da bu Theoden'in işte krallık vazifelerini yerine getirememesi nedeniyle Rohirrim de dağılmış durumda. Birbirlerinden çok fazla haberleri yok. O esnada çocuğun getirilip de gömülmüş olma ihtimali yok aslında. Kitapta öyle tabii ki, ama filmde burada dramatik bir şey koymak için böyle bir sahneyi eklemişler. Sonra Gandalf 5. günün şafağı doğuya bakın diyerek, o ünlü sözlerini söyleyerek Edoras'tan ayrılıyor, ama kitapta böyle bir şey yok. Bu sadece filmde var. Bu sözleri söylemiyor arkadaşlar Gandalf. Bu çok ünlenen, filmin kendisi kadar ünlenen bu sözler sadece filmde var. Zaten demin de dediğim gibi aradan 5 günde geçmiyor.
3 Mart'ta çıkıyorlar kitapta yola. Kimler çıkıyor? Gandalf var, Aragorn, Gimli, Legolas var, Theoden var ve Rohirrim toplayabildiği kadar o adamla birlikte gidiyor. Ama Eowyn yok. Eowyn geride bırakılıyor. Hatta itiraz ediyor. O da gelmek istiyor ama Theoden geride, Edoras'ı orayı yönetecek birinin kalması gerektiğini söyleyerek Eowyn'i geride bırakıyor kitapta. Ama filmde Eowyn de onlarla birlikte yola çıkıyor. Gandalf peki ne zaman ayrılıyor yanlarından? Kitapta bir haber geliyor. Isen geçidindeki savaşların haberi geliyor ve bunun üzerine Gandalf ayrılıyor ve onları da hızla Helm's Deep'e gitmelerini söylüyor ve o kafilede Helm's Deep'e doğru gidiyorlar. Giderlerken de yolda işte orkların gelmekte olduğunu görüyorlar. Filmde işte bunlar tamamen değiştirilmiş durumda. Filmde bunlar yolda giderken Warg saldırısı oluyor. Kurtlara binmiş olan orklar geliyor, saldırıyor ve Eowyn'e de sen buradaki halkı al, Helm's Deep'e doğru gitmeye başla diyorlar. Onlar da savaşa giriyorlar orklarla. Ve orada işte bir savaş yaşanıyor. Ardından da Aragorn bir uçurumdan aşağıya atıyla birlikte düşüveriyor. Daha doğrusu atıyla değil de bir orka yapışmış bir şekilde ikisi de aşağıya düşüyorlar. Sonradan at gelip onu bulup işte onu bir nehir kenarında kendinden geçmiş bir şekilde buluyor. Ve hatta Arwen'le ilgili rüyalar görürken atı geliyor ve onu buluyor. Tabi bunların hiçbiri kitapta yok arkadaşlar. Ne uçurumdan düşme sahnesi var, ne atın gelip de onu bulma sahnesi var. Demin de dediğim gibi kitapta Gandalf yanlarından ayrıldıktan sonra direkt Helm's Deep'e doğru gidiyorlar. Giderken de orkların geldiğini görüyorlar. Orkların gelişini ise filmde Aragorn tek başına atın üzerinde yaralanmış bir şekilde Helm's Deep'e giderken görüyor. Ve daha sonra o da Helm's Deep'e gidiyor. Eowyn de onu görünce heyecanlanıyor. Ama aslında kitapta Eowyn Edoras'ta o esnada. Yani aslında 3 Mart'ta Helm's Deep'e varmış oluyorlar ve savaş da 3 Mart'ın akşamı, 4 Mart gecesi ve 4 Mart sabahına kadar sürecek. İşte burada zaman biraz filmde biraz daha muğlak çünkü Gandalf 5 gün sonra geleceğini söylüyor. Ona göre değiştirmişler filmin akışını. Burada sanki işte 3-4 gün geçiyormuş gibi hissediliyor filmde ama aslında o kadar zaman geçmiyor elbette. En büyük değişikliklerden bir tanesi burada yapılan elflerin gelişi. Bu da tamamı kitaplarda bulunmayan bir durum. Zaten nasıl olsun diyorlar ki Elrond gönderdi bizi Ayrık Vadi'den. Ayrık Vadi'den nasıl gelebilir elfler? Şimdi düşünün aslında yani Gandalf 5 gün sonra geleceğim diyor ya. O zaman aralığını bile düşünsek Saruman'ın hainliğinin, daha doğrusu Saruman'ın hainliği biliniyor aslında Elrond'un divanında ama Saruman'ın kuvvetlerinin Helm's Deep'e saldıracağı haberinin Ayrık Vadi'ye kadar gidip Ayrık Vadi'de Elrond'un yardım etmeye karar vermesi, bir birlik oluşturması ve bu birliğin yürüyerek Helm's Deep'e kadar gelmesi bu birkaç günlük süreç içerisinde elbette ki mümkün değil. Böyle bir zaten hani insanlarla elfler arasında özellikle de Rohirrim, Rohan ile elfler arasında da böyle bir yakınlık pek söz konusu değil. Filmde işte eski müttefikliğimize dayanarak size yardıma geldik diyor ama aslında oradaki müttefiklik Gondor ileydi. Rohan ile değildi. Gelseydi zaten yardım bence Minas Tirith'e giderdi o yardım Rohan'a, Helm's Deep'e değil. Yani bu elflerin gelişi kısmı tamamen Peter Jackson'ın filme koyduğu bir şey ki bence hakikaten güzel. İnsan o sahnelerde elfler öyle uygun adımla gelip durduklarında hakikaten gaz oluyorsun. Güzel bir ekleme yapmış ama kitapta mevcut değil bu ekleme. Bu arada bu elflerin başındaki isim de Haldir. Haldir ise aslında kitapta Lorien'de yaşamakta olan bir elf ve aslında bu kadar önemli bir elf de değil yani komutan statüsünde olan bir elf değil. Kimdir? İşte Yüzük kardeşliği Moria'dan çıkıp da Lorien'e geldiğinde onları durduran ve daha sonra onları içeriye kadar yol gösteren kişi Haldir. Ayrık Vadi ile bir alakası yok. Bir komutan da değil aslında kitapta öyle çok önemli bir karakter de değil. Sonra orkların gelmesini beklerken Legolas ile Aragorn bir ara bir sürtüşme yaşıyorlar. Legolas oradaki orduya bakarak işte
ne anlamı var, ne ümidimiz var gibi bir çıkış yapıyor. Aragorn da ona bir çıkış yapıyor. Aralarında bir tartışma geçiyor. Böyle bir tartışma sadece filmlerde var, kitapta yok. Ve geldik savaşın kendisine. Savaşın kendisi, denecek hiçbir şey yok. Değişiklikler var mı? Evet var. Ufak tefek bir takım değişiklikler var. Mesela Eomer savaşta var aslında kitapta ama filmde yok. Daha sonra Gandalf'la birlikte geliyor. Ya da işte yan kapıdan çıktıklarında olan olaylar biraz daha değişik kitaptakine göre. Legolas'ın kalkanın üzerinde sörf yapması gibi bir takım aksiyona yönelik değişiklikler var. Haldir'in ölüşü var ki Haldir zaten hiçbir zaman orada olmamalıydı kitaba göre. Bunları, bu ufak tefek değişiklikleri bir kenara koyarsak Helm's Deep Savaşı gerçekten de herhalde film tarihinde yapılmış en güzel savaşlardan bir tanesidir. Savaş için hiçbir şey söyleyemem. Muhteşem olmuş, muazzam olmuş. Çok da fazla bir değişiklik yapmamış zaten Peter Jackson burada. Dediğim gibi ufak tefek şeyler, bütünü etkileyecek değişiklikler pek yok. Sadece tabii Gandalf'ın gelişi oldukça farklı kitaplara göre. Artık sabah olunca, 4 Mart sabahı bu arada. Aslında kitapta Gandalf bir gün önce yanlarından ayrılmıştı. O gece dağılmış olan Rohirrim'i toplayıp hemen geliyor Helm's Deep'e. Filmde ise dediğim gibi daha fazla zaman geçiyor. Sabah olduğunda Aragorn yanında Theoden'le birlikte gerçekten dışarıya doğru şarj yapıyor. Son bir saldırı yapıyor. İşte o esnada güneş doğarken gerçekten Gandalf geliyor. Ama filmdeki gelişi çok daha görkemli yapmış. Şimdi burada Peter Jackson tabii ki bu ustalığını konuşturmuş burada. Bazı yerlerde o kadar güzel değişiklikler yapmış ki insanın aklında, zihninde kalan görüntüler oluşmuş. İşte bu Gandalf'ın gelişi, oradaki müzik, arkasından güneşin doğuşu, tepenin üzerinde şahlanması, sonra hep birlikte aşağı hücum etmesi falan muazzam bir etki yaratıyor. Hala seyrettiğimde diken diken olur tüylerim. Fakat aslında baktığınızda bu etkiyi yaratabilmek için Peter Jackson'ın çok acayip, çok garip bir şey yapmış olduğunu görüyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle, bakın burası Helm's Deep. Filmdeki Helm's Deep karşıdan görünüşü. Ve Gandalf'ın aşağı indiği tepede şurası. Şuradan aşağı doğru iniyor. Yani herhalde bu fotoğraftan siz de anlamışsınızdır. Dağın önünden gelip de arkadan orklara saldırmak yerine filmde Gandalf koca orduyu o dağın tepesine çıkartmış, sol taraftan tepeden aşağı doğru inmiş. Şimdi buradan baktığınızda ne kadar garip bir tercih yaptığını anlıyorsunuz ama tabii ki o sahneye döndüğünüz zaman oradan tepeden aşağı inmesi gerçekten çok çok güzel olmuş. Bir lafım yok ama baktığınız zaman bir garip. Sonra biliyorsunuz Helm's Deep Savaşı kazanıldıktan sonra hep beraber Isengard'a doğru gidiyorlar. Burası da kitapta var. Evet, hep birlikte Isengard'a, Saruman'ın yanına gidiyorlar ama en büyük değişikliklerden bir tanesi, belki Tom Bombadil ayarındaki değişikliklerden bir tanesi de işte burada yaşanıyor. Geliyorlar. Saruman filmde Orthanc'ın en tepesinde Gandalf'ı tutsak ettiği yerden aşağıya bağırıyor. Aslında normalde bu çok yüksek bir bina tabii ki, kule. Saruman aslında biraz yüksekteki bir balkondan oradaki gelenlere konuşuyor. Burada ise ta yukarı doğru çıkartmışlar. O balkonu yapmamışlar nedense. Bu sahnede olup bitenlerle kitapta olup bitenler arasında da çok büyük farklılıklar var. Evet, filmde kitaptan alınan bazı kelimeler getirilip diyalogların içerisine yerleştirilmiş. Mesela Saruman'ın Theoden'e at terbiyecisi diye hakaret etmesi gibi bir takım şeyler kitaptan gelmiş. Ama bütününe baktığınızda kitaptaki sahne ile filmdeki sahne arasında oldukça büyük farklılıklar var. Bir kere en başta Saruman bir ateş topu atıyor Gandalf'ın üzerine. Yani Orta Dünya'da böyle ateş topları, yıldırımlar falan olmadığını çokça kez söyledim burada. Neyse, ateş topu geliyor Gandalf'a, patlıyor ama Gandalf'a bir şey olmuyor. Ondan sonra Gandalf asasını kırıyor Saruman'ın. Asayı kırma olayı kitapta da var. Onun dışındakiler pek benzerlik içermiyor. Aslında kitapta orada bir konuşma geçer ve Saruman, aslında Saruman'ın en büyük güçlerinden biri sesindeki güçtür. İnsanları etkiler.
ve orada da konuşuyor ve kendisini zavallı aciz bir adam, onları da işgalci gibi gösteriyor ve işte Gandalf'ı övüyor. Gel Gandalf, birlikte burada işte ne yapacağımız konusunda konuşalım diye ikna etmeye çalışıyor ve hatta onu dinleyen herkes de evet diyor, ya biz burada niye buradayız, işte şimdi Gandalf gidecek, iki büyücü planlar yapacaklar ve biz fanileri de beklemek kalacak gibi bir düşünceye, duygu içerisine giriyorlar. Fakat Gandalf konuşunca o büyü birden bozuluyor kitapta. Fakat filmde Saruman'ı burada öldürebilmek için çok büyük farklılıklar yapmışlar. İlk karşılaştıklarında o fireball'u, ateş topunu atıp da asası parçalandıktan sonra olay Saruman'la Grima arasında ve Théoden arasındaki diyaloglara dönüyor. Çünkü neden? Çünkü Saruman'ı Grima'ya öldürtecekler. O anda Théoden birden vicdan yapıyor Grima'ya. Aslında kitapta Grima o sahnede gözükmüyor. Sadece balkondan Palantir'i aşağı attığında görüyoruz. Filmde ise Grima yukarıda Saruman'la birlikte. Théoden ona doğru seslenince Grima birden böyle nedense içleniyor. O da böyle bir vicdan muhasebesi yapıyor. Aslında Grima öyle biri değil bu arada. Onca kötülük yapmış, Théoden'in iki lafıyla vicdan yapacak bir adam değil. Daha sonra Saruman Grima'yı aşağılamaya başlayınca Grima da yeter ulan sizden çektim diyerek çekiyor hançeri, Saruman'a saplıyor. Aşağıdan Legolas oku atınca o da Grima'yı öldürmüş oluyor. Böylelikle bu iki karakteri burada halletmiş oluyor Peter Jackson. Aslında kitapta bunların tabii ki sonları çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Sonra Saruman o kuleden aşağı düşüyor. Bir kazık gibi bir şeyin üzerine düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve kolunun yeninden de aslında o esnada Saruman'ın giysisinin içerisinde o ağır kocaman Palantir bulunmaktaymış. Palantir de o şekilde yere düşmüş oluyor. Palantir'in bulunuşunu da bu şekilde bağlamışlar. Tabi bunlar Extended en uzun versiyonda da böyle midir? Çok o konuda emin değilim ama normal seyrettiğimiz versiyonda bu iş böyle oluyordu. Kitapta ise Palantir'i Grima balkondan aşağıya atıyor. Yani Gandalf'ın Edoras'a gelmesiyle Isengard'da Saruman ile konuşmaları arasında geçen olaylar filmde kitaplara göre en büyük farklılıkların yaşandığı yerler olmuş. Hatta bütün filmleri göz önüne aldığımızda bile en büyük değişiklik işte bu ikisi arasındaki olaylarda yapmış Peter Jackson. Bazıları güzel olmuş, bazıları gerekli mi diye insan düşünüyor. Mesela Aragorn'un uçurumdan aşağı düşmesi gerekli miydi acaba? Ama onun öncesinde işte orkların varklarla saldırılması, evet bir aksiyon yaşatmış orada. Elflerin gelmesi çok görkemli, çok güzel olmuş. Ama büyük değişikliklerden bir tanesi ve tabii en büyük değişiklik de Saruman'ın kendisinin ölümü. Bu da kitapta bu şekilde değil. Evet, bundan sonraki bölümde de kralın dönüşündeki değişikliklere bakacağız. Aslında iki kulede Frodo tarafında da bir takım değişiklikler var. Ama onlar bu kadar çok dramatik değil, o değişiklikler. Ve aslında oradaki en büyük değişiklik de yine kralın dönüşünde Faramir ile karşılaştıklarında hep beraber Osgiliath'a gitmeleriyle oluyor ki onu da bir sonraki bölümde artık anlatırız. Ölülerin gelişi var falan filan, neyse şimdi girmeyeyim, onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, like tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda Patreon'dan da destekleyebilirsiniz dilerseniz Orta Dünya'yı. Görüşmek üzere diyorum, herkes kendine iyi baksın.